ben burada doğdum, 1930'da burada doğdum ve bir nevi bu ev benim kaderim oldu. Kaderime karar verdi. Yani yaşamım hep bu evin etrafında oldu. Onun için benim için çok önemli. Bu yüzden de onu hep muhafaza etmeye çalışıyorum ve istiyorum ki benim anılarımı sizlerle paylaşmak imkanımız olsun. Ben bir sahiplendim, sorumluluk hissettim. Dediğim gibi kaderim bu, ev benim kaderim. Onun için o kaderimin içinde yaşamaya devam etmek istedim. Bu Afet İnan'ın anneme yolladığı bir hediye. İçinde de kartviziti var. Annem bunu bu şekilde saklamış. Şuradakilerde bunlar daha eski. Bakın şu küçük fincan. 1916 yılında annemi istemeye geldikleri zaman, babaannem, annemi istemeye geldiği zaman annem müstakbel kayınvalidesine bu fincanlarla kahve ikram etmiş. 1916 yılında. ...1923 tarihinde, yani Cumhuriyet kurulmadan birkaç gün evvel, babam Çankaya'da böyle büyük bir bahçe içinde, bahçenin parasını ayrı ödeyerek içindeki bağ evini, yani öyle bir mütevazi bir bağ evi olarak iki katlı bir evi, burasını, şimdi bulunduğumuz bu evi, yani bu oda da o eve dahil, şimdi bulunduğumuz oda, burasını satın alıyor. Ama sonra 1925 yılında da işte Ömer abim daha birkaç aylık bebek olarak buraya taşınıyorlar. Yani ondan sonraki hikaye bu şekilde Ankara'ya gelmiş. Yani bu eve annem ve ailesi bu şekilde bu eve taşınıyoruz, yerleşiyoruz. Erdal abim doğduğu zaman gene bu eve yemek odası ilave edilmiş oluyor. Yemek odasıyla beraber üst kattaki yatak odası da büyümüş oluyor. Ve Erdal abim o üst kattaki evde 1926'da doğuyor. İşte o şimdiki yani asıl annemle babamın 48 yıl taşıdığı, paylaştıkları yatak odası. Aynı zamanda Atatürk gene bir ilave olarak bir balo salonu verilsin istiyor. Hemen arkasından o kısım ilave ediliyor. Bilardo masası, bilardo salonu ile balo salonu ve hemen 22 Şubat 1927'de orada balo veriliyor. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 10. yılını kutluyoruz. Bugün ne kadar sevinsek hakkımız vardır. Az evvel bu devir Cumhuriyet'in muzafferiyetiyle başladı. İşte, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde bahçeye bir film ekibi geliyor. İşte orada bir film çekiyorlar. O sonra elimizdeki ilk belgesel o. Orada mesela babamın kucağında çekilmiş olan resmim. O zaman 3-3,5 yaşındayım. Ama o zamanki heyecanımı şimdi resmimi görünce hatırlıyor gibi oluyorum mesela. 10 sene evvelki Cumhuriyet'ten Türk milleti bugün hiç olmazsa 10 kat daha kuvvetlidir. Kazım Özel Paşa'nın bir kızının nişanı oluyor. O nişana ailece gidiyoruz. O da işte 1933 yıllarının daha devamı. O zaman da beni çocuk olarak oraya götürüyorlar. Atatürk orada. Atatürk'ü görüyorum mesela. Ondan sonra sünnet düğünü, abilerimiz sünnet düğününde işte bu gördüğünüz yemek odasında sünnetleri orada yapılıyor. Ama sonra oradaki karyolar aşağı iniyor ve abilerim orada ikisi de yatıyorlar. Sünnet düğünü oluyor. Atatürk de geliyor. Onun gelince büyük bir heyecan. İşte Atatürk
abilerime cep saati getiriyor. İmza üstünde imzalarıyla bir altın saatler getiriyor. Yani o da mesela hatırlıyorum, çok kalabalık. Herkes abilerime yatağına bir hediyeler getiriyorlar. Bir şeyler koyuyorlar. Acayip acayip şeyler de söylüyorlar arada. Onların da bazılarını hatırlıyorum. Hı-hı. Mesela bir tanesi demiş ki, bana bunu hediye getirmişlerdi ama şimdi ben sana bunu veriyorum. Zorlamışlar, sevdiği bir şeyi hediye olarak ona verdirmişler filan. O arada bir tek beni hatırlayan işte Kazım Özalp Paşa'nın hanımı, o bana bir bebek getiriyor mesela. O bebek için duyduğum heyecan, herkes abilerime getirmişken bir tek benim bir bebeğim var, ona sıkı sıkı sarılıyorum mesela. Hani öyle şeyler. İki abim de, biz okullarımızda da tahsilimizde hep devlet okullarında okuduk. Hepimiz şu çok yakın olan bir Çankaya İlkokulu hala var. Orada ben, abilerim, benim çocuklarım hep o ilkokulda okuduk. İlkokuldan mezun olduk. Sonra ben Kızılsesi'nde, yani üniversiteye Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, orada İngiliz Filolojisi okudum. Abilerim de, Ömer abim Teknik Üniversiteyi İstanbul'da okudu. Erdal abim de Fen Fakültesi'nde Ankara'da Matematik Fizik okudu. Ama hep devlet okullarında okuduk. Ama babam her zaman için bize, ondan sonra da ondan evvel de önem gösterdiği şey, hayatının bir parçası olarak bizi her zaman yanında tutmasını bildi. Yani hayatının içine her zaman soktu. Yani onun zevk aldığı şeyleri beraberce paylaştı bizlerle beraber, bize de alıştırmaya çalıştı. İşte müzik olsun, spor olsun, okuma olsun, disiplin olsun, zamanında bir yere gitmek olsun. Yani babam için önemli olan konulara, insanlara saygı göstermek. Mesela hatırlıyorum, biz böyle Çankaya'dan, o zamanlar böyle şey, o kadar daha rahat yürünürdü Çankaya'dan Kızılay'a kadar. Biz de babamla Çankaya'dan Kavakdere'ye kadar, Kızılay'a kadar yürüdüğümüz zaman babamı tanıyıp ona selam verenler olurdu. Ve babam bizi, hepimizin ona da, yani bize selam verenleri aynı şekilde saygıyla o selamlarını kabul etmemizi, onlara gülümsememizi isterdi. 11 Kasım 1938 gününün gazeteleri, İnönü'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı olduğunu duyurdular. Atatürk'ün ölümünden sonra meclis onu bu göreve getirmişti. Hayatımızda bir değişiklik olmadı. Olmadı. Yani tabii bu evden mecburen, bu evden çıkıp Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne, yani Atatürk'ün son 6 senesini yaşadığı Cumhurbaşkanlığı Köşkü. O köşkte 1938'den 1950'ye kadar orada yaşadık. Fakat bu ev hiçbir zaman terk edilmedi. Her zaman olduğu şekilde muhafaza etmeye çalıştık. Ve özel günlerimiz, annemin yaş günlerinde yahut da bizim yaş günlerimizde, bizim için özel olan bir günde, hafta sonlarında başka bir, annemle babamın başka bir vazifeleri yoksa hep bu eve gelmeyi tercih ettik. İkinci Dünya Savaşı'nı Cumhurbaşkanlığı olarak yaşadık. Gene bu ev vardı fakat Cumhurbaşkanlığı evi, yani köşkte yaşıyorduk o zaman. Ve o zaman da normal hayatımız devam ediyordu. Bilhassa annemin yardımseverlerde çalışması hakkında bir bilgi olsun. Annemin öyle bir yerde ya çalışırken dikim evlerinde yahut hastanelerde, çünkü hastanelerde de annem hasta bakıcılık kursuna gitmişti o zaman. Oradan da diploması var. O dönemlere ait resimleri çıksın gazetede. Bilhassa ona çok dikkat ederlerdi ki, yani Türkiye'de normal hayat devam ediyor. Hem dışarıya hem içeriye. Yani içeride de bizim, yani vatandaşlarımız da hayatımızın normal şekilde devam ettiğini, mesela işte karne ile ekmek alındığını, bizim de karne usulüne uyduğumuzu, mesela kömür de karne ile verilirdi. Ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde işte Ömer babamın öyle abilerime yazdığı bir mektupta öyle bahsediyor. Ben şimdi diyor sana kütüphanemde oturuyorum, sıcacık, üzerimde kalın paltom var, boynumu da kalın örtçeyle, atkımla sıkı sıkı sardım, sıcacık oturuyorum. Çünkü kalorifer yakamıyoruz gündüzleri. Ancak geceyi yakacak kadar kaloriferimiz var şeklinde biz de aynı sıkıntıları çekiyorduk. Böyle Malatyalı akrabalarımız gelince bazen
sofrada yemek yerken şikayet ederlerdi. Ettiler yani, hatırlıyorum. İşte paşam bir şey, ekmek yetmiyor, biz ekmeksiz bir şey yiyemiyoruz. Onun için doymuyoruz deyince, işte babam da canım dedi, biz dedi patates yiyoruz ekmek yerine, siz de patates yiyin dedi. Onun da cevabı, peki patatesi neyle yiyeceğim dedi. Patatesi de ekmekle yemek lazım. Yani onun için, ama biz hakikaten ekmek ne kadarsa, hatta bazen böyle işte ya şey, her yer her zaman olduğu gibi yaranmak isteyenler, başka türlü ekmekler hediye ettikleri zaman babam hep hemen onları iade ettirirdi. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman, geldiği zaman babam büyükanneme haber verdiği zaman, büyükannem hani zor bir iş, üzerine çok büyük bir iş aldın dediği zaman, babam da ona ben halkıma kendi kendini idare etmeyi öğreteceğim diyor. Ve tabii ki zorluklar geçirilecek. Tabii ki bazı şeyleri tecrübeyle ancak öğrenebileceğiz. Yani zamanla aynı bu şekilde devam ederek, sonunda daha bir olgunlaşarak girdiğimiz zaman da demokrasiye aynı hataları yapacağız. Onun için o hataları bir an evvel yapmakta yarar var. Benim sağlığımda yapılsın bunlar. Tarafsız olarak eşit bir idare için muhakkak ki iktidarın karşısında muhalefetin olması lazım. İktidarın karşısında muhalefet olmadan doğru dürüst bir idareye imkan yok. İsmini ne koyarsanız koyun. Ama önemli olan o. Ve öyle de anlatırdı. Biz derdi bir tek parti olarak nasıl olsa herkes kendi kabahatini, arkadaşlarının kabahatini korur. Yani kendimizi kontrol etme imkanımız yok. Kendimizi kontrol için karşımızda bir muhalefet lazım. Onun bize yararı olacak. Hep o maksatla yani yaptı. Yani babamın yakınları, sonra ters başka tarafa geçenlerdi. Bunların arasında da bir politika uzun vadeli yaşadığınız zaman çok şey görüyorsunuz. Ama çok değişik şey görmüyorsunuz maalesef. Hep aynı hatalar tekrarlanıyor. Ama gene o zaman dönemlerde de babam Demokrat Parti'ye muhalefete geçmek istediği zaman, yani kabullendiği zaman, ona hep derlerdi ki paşam siz insan değilsiniz, insanüstü bir şeysiniz. Bunları düşünüyorsunuz falan böyle. Onlar gittikten sonra da annem kafasını sallardı. Paşam derdi, size niye böyle şeyler söylüyorlar? Senin de kusurun olur. Niye böyle söylüyorlar, abartılı konuşuyorlar diye. Babam da gülerdi, annem okşardı. Hanımefendi merak etme, merak etme. O zaten onlar da kendi söylediklerine inanmıyorlar derdi. Seçimleri kaybettiğimiz akşam, yani seçimler akşamı, o akşam babam benim odama geldi. Ben o sırada ders, bir şeyler önümde, kitaplar var, ders çalışıyorum. Bir şeylerle meşgulüm yani. Babam, kızım dedi, ne yapıyorsun dedi. Çalışıyorum babacığım dedim. Aferin dedi. Sonra etrafına bakındı. Hazırsın değil mi kızım dedi. Ben ilk öyle anlamadım. Dersten bahsettiğim için dersi soruyor zannederek. Sonra anladım ki seçimi soruyor. Şu ertesi gün seçim var. Hazırım babacığım dedim. İşte bakın da etrafına, kitaplara, işte benim piyano orada, kitaplar falan, bunların hepsini sen şimdi dedi, kendi evimize gittiğimiz zaman sen bunları gene böyle güzelce yerleştireceksin ve orada devam edeceksin çalışmalarına dedi. Tabii babacığım dedim. Ve onun üzerine dedi ki kızım dedi, iktidarda olmak önemli değil, itibarda olmak önemli. O muhalefet yılları oldu. O zamanlar ilk başlangıçta daha yeni olarak da bir yeni intibak etmeye başladık evimizde, ama yani yeni bir dönemdi. Muhalefete geçilmişti. Demokrasi yeni tecrübe ediliyordu, bilinmiyordu. Onun için bu sofrada birçok öyle konuşmalar olurdu. İşte babam hep herkese sabır şey yapardı. Sabredin, sabredin derdi. Bu bir sabır işi. Ve benden sonra hani niye bu kadar erken çok partili rejime geçtiniz diye hep o münakaşa edilirdi. Daha çok erken, daha halkın daha eğitim görmesi lazımdı. Erken yaptınız bu işi, niye yaptınız diye söylendiği zaman da babam hep derdi ki, siz derdi benden sonra ben sabırlıyım. Ve bu sabır işi. Benden sonra benim kadar sabırlısını bulamazsınız. Yani annemi çok severdim.
annemi yani üzmek istemezdim ve benim için hani annem idealdi. İdeal bir kadındı. Çok güzeldi, çok zarifti, çok akıllıydı. Bizlerle çok iyi ilgilenirdi. Babam da çok iyi çalışan bir insandı. Hep çalışan bir insandı. Ve çalıştığı zaman da çok mutlu olduğunu görürdük. Yani bizi çok severdi babam, bunu hissederdik. Ama en çok bizden çok devletini, memleketini, yaptığı işi severdi. Vatanını severdi. Gördüm ki ben babam işini ne kadar severse, ne kadar başarılı olursa annem o kadar mutlu oluyor. Ve babam da annem o şekilde mutlu olduğu için daha iyi. Yani başka gözle bakıyor. Yani ikisi beraber hayatlarını çok güzel, hem zor taraflarını hem güzel taraflarını çok güzel paylaşabiliyorlar. Bunun sırrı da o. Onun için hani insanların hep genç kız olduğu zaman hani nasıl kocan nasıl bir adamla evlenmek istersin dendiği zaman ya işini benden çok sevsin. Metin beni babamdan bu odada istedi. Bu odada hatta bu koltukların üstünde oturarak istedi. Ve sonra da adet haline geldi. İşte kızlarımın da burada söz kesildi. Babam buna iki şey sormuş. Bir demiş kaç para alıyorsun, kazanıyorsun. O zaman Metin Akis dergisini yeni çıkarmaya başlamıştı. Akis dergisini çıkarıyorum ve elime 1500 lira geçiyor diyebilmiş. Ve babam da düşünmüş, yeter demiş. Orta halli demiş, bizim gibi idare edersiniz, 1500 lirayla idare edersiniz demiş. Ondan sonra da sen benim damadım olduktan sonra sana fenalık yapacak olurlarsa, seni zorlarlarsa buna dayanabilir misin diye sormuş. Ona Metin pek gülmüş. Paşam bana ne yapabilirler demiş. Bana kimse ne, hiçbir şey, kimse bana bir şey yapamaz. Öyle evlendik, iki sene sonra hapisteydi. Ben Gülsün hamileyken, yani son dönemde Metin tutuklandı. Gazetede bir iftira ediyor, bakana iftira diye deniyor. Akis'te böyle bir yazı çıkıyor, o yüzden tutuklanacak ve tutuklanıyor. Hemen alıp hemen Ulucanlara gidiyor. Gördüm babam yani. Onu oraya görmeye gidiyor falan, ayrı hikaye onlar. O zaman ispat hakkı yoktu. İspat hakkından dolayı 8 ay mahkum oldu, tutuklandı 57'de. Ama o durumda öyle olunca annem de beni alıp tabii ki buraya eve taşıyorlar, getiriyorlar. Ve burada doğum yapıyorum ben. Gülsün'de hamileliğimden dolayı Çankaya'da babamın yanına geldim. Nurperi'de hamileliğimden dolayı annemle babam beni orada yalnız bırakmamak için yanımdaki evi kiraladılar ve oraya kiracı geldiler. 62 Temmuz'unda oğlum doğdu, Güçlü doğdu ve hatta o sıralarda hep arkadaşlarım bana takılırdı. Sen hiç akıllanmadın. Her seferinde sen kocan hapse giriyor. Gene bu sefer hamilesin diye. Ama o sırada babam başvekildi. Güçlü de bizim gibi burada şeyde Çankaya İlkokulu'nda, sonra ablaları gibi Tevfikret'te okudu. Güçlü bütün Tevfikret'i bütün okudu. Gülsün'ü İlk ortaokulu bitirdikten sonra Fransızcasını yeterli bulmadığım için onu Paris'e yolladım. Fransızca öğrensin diye. Orada bir sene kaldı. Nurperi de ortaokuldan sonra gene bize söylemeden, tabii benim çocuklarım nasıl olur? Bize söylemeden Fen Lisesi'nin imtihanlarına girmiş. Fen Lisesi'ni kazanmış ve bir gün geldi bize dedi ki ben Fen Lisesi'ni kazandım ve orası yatılı. Zavallı babam deli oldu. Çünkü orası o zaman şimdiki gibi değil. Ankara yakıncacık bir yer. 5 dakikada oraya gidiyorsunuz. Ve Nurperi orada yatılı okuyor. Vakıf kurulduğu zaman zaten burasının devamlı müze olmasına karar verilmişti. Öyle bir çalışma başladı. Fakat bunu yapmamız için evin kapısını kapayıp birkaç sene kimseyi eve sokmamamız icap ediyordu. Doğrusu ailece buna gönlümüz razı olmadı. Yani bu evin kapısı kapansın istemedik.
hem ziyaretçilerimize, konuklarımıza gezdiriyoruz. Ama bir taraftan da bozulan, eskiyen yerleri tamir oluyor. Tamir oluyor derken hiçbir zaman yeni bir şey ilave edilmiyor. Sadece eskiye dönüp, eski halini bulup, o eski haline sadık kalarak onları korumaya çalışıyoruz. Mesela şu anda sizin bulunduğunuz odanın tavan süsleri, onlar yeni elden geçti. Ve onlar mesela şimdi temizlendi ve temizlendiği zaman onların bir köşesinde burasının 1924 yılında ve İstanbul'dan gelen Mehmet isminde bir sanatkar tarafından yapıldığını ancak o zaman farkına varabilen bulabildik. Onun için mesela şimdi benim bulunduğum odanın tavanı aynı şekilde bir çalışma bekliyor. Ama şu anda sadece kışları Cumhuriyet Bayramı döneminde 40 gün yahut işte 2 ay, 1,5 ay kadar bir de 23 Nisan'da, 23 Nisan 10 Mayıs'ı içine alan, 19 Mayıs'ı içine alan gene öyle 4-5 hafta bu evi açıp sizleri ağırlama, bir şeyler anlatma, paylaşma çalışıyoruz. Burada sizin gibi görürken şimdi buraya geldikleri zaman Atatürk'ün sizin aranızda geçmesi hem Atatürk bütün Cumhuriyet'in bir devrimleri sizlerle anlaşmaya, sizlerle paylaşmak için elimden geldiği kadar sizlerle beraber olmaya çalışıyordu. Çocuklar buraya gelirdi, Atatürk'le aralarındaki sorular, sorular sorulmasını ister. Onlarla çok güzel böyle anılarını paylaşırdı. Çok fikir ayrılıklarını düşünemedi. Tabii. Babam öyle derdi. Biz bin defa belki kavga ettik derdi. Ama ondan sonra en çabuk anlaşan, birbirini iyi anlayan bizler olduk derdi. Değil mi? Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Atatürk'ün ben çok seviyorsunuz. Yoksa babam. Burası evin birinci odası. Ve bu odada bugün, bu sefer, bu sergimizde Kurtuluş Savaşı ile ilgili daha çok, yani eski dönem babamın gençliğine ait, o döneme ait resimler koymaya çalıştık, objeler koymaya çalıştık. Tabii her bir objenin bir hafızası var. Onun için hepsinin bir hikayesi var. İşte burada gördüğünüz babamın o 1906 yılında Harp Akademisi'nden mezun olurken giydiği kıyafet var mesela. Orijinali görüyorsunuz arkamdaki resimde de babamı görüyorsunuz. Çok süslü, çok güzel gösterişli bir kıyafet. Osmanlı döneminin öğrenci kıyafeti. Ve babam Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdiği için o zaman birincilikle mezun olan gençlere altın madalya, altın yaldızlı marif madalyası hediye edilirmiş. Vitrinin içinde de birinci gösterdiğimiz objede, madalyada o madalya. Onun yanındakiler de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstiklal Madalyası veriliyor. İstiklal Madalyası'nın Atatürk tarafından babama verildiğine dair bir belge de elimizde. Tabii üniformadan bahsettim. Onun tam karşısında da daha sade bir üniforma görüyorsunuz. O da babamın Mudanya ateşkes sırasında üzerine giydiği üniforma, yani İsmet Paşa olarak orada giydiği üniformayı görüyorsunuz. Ne kadar sade, ne kadar düz, yani sade bir kıyafet. Yani bir tanesi Osmanlı döneminin gençlerin, öğrencilerin giydiği kıyafet, öbürü de Cumhuriyet'in paşalarının giydiği, yani sadelik ve sınıfsız tamamıyla herkesin eşit olduğu bir madalya ve bir kıyafet. Annemin Kütahya gelinli diye anlattığı bir elbise var. Bir kırmızı elbise var, üç etek kırmızı. Yün üzerine altın yaldızla işlenmiş ve onun bir kıyafet. Annem onu Kütahya gelinliği diye anlatırdı. Yani o zaman gelinler öyle o kıyafetlerde bir köşeye geçip hiç kıpırdamadan dururlarmış. Annem bu kıyafetini Cumhuriyet'in ilk yıllarında, mesela Cumhuriyet bayramlarında, milli günlerimizde böyle milli kıyafetler giyerdi. Ama yalnız annem giymezdi. Bütün hanımlar, yani bütün benim annemin tanıdığım dostları aynı şekilde, Afet Hanım dahil, hep böyle milli kıyafetler giyerek işte Ankara Palas'a giderlerdi. Hatta burada balolar verildiği zaman burada da aynı şekilde o kıyafetleri giyerlerdi. O zamanlar hep zaten şeylere, hanımlar, beylerle beraber bütün toplantılara katılırlar. Beraber olmanın alışkanlığına alışmaya çalışırlardı. Cephede çekilmiş bir resim, küçük bir resim. Sonra da onu büyüterek bu şekilde tablo haline getirdiler. Yani o anı saatiyle beraber, heyecanıyla beraber yaşatacak olan bir resim bu. Orada Garp Cephesi Komutanlığı yazılı. Bizim ordularımız biraz ilerledikten sonra, yani
Kurtuluş Savaşı sırasında Akşehir karargah oluyor Akşehir. Daha sonra şehit olacak, gazi olacak erlerimizin her birisi, paşalarımızın erlerimizin her birisi o yazının altından gidip Kurtuluş Savaşı'na katılmışlar ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasını sağlamışlar. Annemin kabul günü misafirlerini karşıladığı, onlara kendi elleriyle yaptığı kurabiyeleri ikram ettiği odaydı. O zamanlar davetli davetsiz birçok Ankara'daki hanımlar buraya gelirler ve o çarşamba günleri annem için büyük bir böyle şey olurdu, sevinç günü olurdu. Bu odada ailemizin hem babamın hem annemin onlara ait hikayeler var. Mesela şimdi sağdaki duvarda Atatürk'ün babama yazdığı bir resim, yani ithaf ettiği bir yazı var, bir resim var. Üzerinde de yeni Türkçe, Latin harfleriyle yazılmış İsmet Paşa Hazretlerine diye, imzası da Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal. Onun tam karşısında da, oradaki vitrinde de babama Atatürk'ün verdiği bir eşarp, bir ipek şarp, eşarbı var. Çünkü o zamanlar beyler hep boyunlarında ipek eşarplar taşıyorlar. Babamın da babam da öksürürdü, biraz boğazını üşütmemeye çalışırdı. Onun için her zaman boynumda olurdu. Ama bir seferinde unutmuş. İşte o zaman Atatürk kendi eşarbını boynundan çıkararak onun boynuna takmış. İşte onun üzerindeki inisiyaller de gene GMK, yani Gazi Mustafa Kemal. Şu köşede de mesela benim 8 yaşında giydiğim bir elbise var. Böyle pembe bir elbise. Üzerinde de hatta o elbiseyle çekilmiş bir resmim de var. Onun için çocuklara burasını gezdirirken burası en çok ilgi çeken yer burası. Bu elbise oluyor. Onlara hem resmi gösteriyorum. Bakın diyorum, işte bu benim 8 yaşındaki resmim ve üzerimde şu gördüğünüz elbise var diye. Onların hoşlarına gidiyor. Yanında da babamın birçok eski bir frağı var. Çünkü o zaman akşam davetlerinde işte burada sonra birkaç sene sonra verilen, Cumhuriyet kurulduktan sonra verilen davetlerde, balolarda babam bu kıyafeti giymiş. Annem bu tarafta gördüğünüz uzun elbiseleri giymiş. Elbiseleri sergilerken annemin tabii elimizde olduğu kadar o elbiseyle çekilmiş fotoğraflarını da koymaya çalışıyorum. Babam genç, daha Osmanlı subayıyken 1911 yıllarında Yemen'e tayin olduğu zaman genç arkadaşlarıyla beraber, pek yapacak bir şeyleri yok. Fakat tesadüfen orada ellerine geçen sandıklar var. O sandıkları merak ediyorlar. Onları açınca da içlerinden bir kocaman gramofon, hani böyle büyük şeyli ağızlı gramofon ve taş plaklar çıkıyor. Nedir diye dinlemeye başlıyorlar. İlk öyle çok gürültülü geliyor, hiç hoşlarına gitmiyor. Ama sonra başka işleri, yapacak işleri olmadığı için dinleye dinleye sonunda alışıyorlar. Ve babam da bir tutku haline geliyor. Ondan birkaç sene sonra babam tabii şeye dönüyor, İstanbul'a döndüğü zaman hala Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında annemle evleniyor ve 20 gün sonra yine darbe devam ettiği için Anadolu'ya bir yere tayin oluyor. Ve 20 gün sonra babamla annem ayrılıyorlar. Babam anneme ilk ayrılık hediyesi olarak bir duvar piyanosu alıyor, hoca tutuyor ve yazdıkları mektuplarında, birbirlerine yazdıkları o tarihteki mektuplarda hep derslerinden, ne çaldığından haberler soruyor ve annem de ona haber veriyor. İşte neler çaldığını, gamla başladığını, çerni usulü çaldıklarını mektuplarında eski Türkçe olarak babama haberler veriyor. Ama babamın ancak Başbakanlıktan ayrıldığı 1937 yılında, o zaman kendisinin bir müzik aleti, bir enstrüman çalabilecek zamanı oluyor. Çelo çalmayı istiyor. Ve babam derdi ki, çeloyu seçmesinin nedeni en çok insan sesine benzeyen müzik aleti çeloymuş. Ve babam ağır işittiği için çalarken acaba bu müziği, bu sesi kendi bedeninde nasıl hissedeceğini merak ettiği için piyano, yani violonsel dersi almaya başladı.
Sonraki yıllarda babamın başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bu müzik sevgisi her ikisinde, annem de babam da konsere gitmekle ancak bu zevklerini tatmin edebildiler. Hatta babamı kaybetmemizden 15 gün evveline varıncaya kadar ikisi gene el ele tutuşup o konsere gittiler. O konser karı koca Aranların bir konseriydi. Babam onları tebrik etti. Bu piyanoyu da benim için babam alıyor. İşte 37-38 yıllarında bana çok iyi bir hocadan ders verdirdi. Ferhunde Hanım'dan, Ferhunde Erkin'den. Fakat benim böyle pek fazla bir kabiliyetle çıkmadığım anlaşılıyor ki sonunda babam bende bulamadığını İdil Biret'te buldu. Mithat Fenmen'in resitaliydi. Mithat Fenmen kendisi konseri bittikten sonra babama bir size bir çocuk takdim et, tanıştırmak istiyorum dedi. Ve İdil'i tutup İdil'i getirdi. İdil'le babam İdil'le konuştu. Sonra piyano başına çıktı, piyanoya çıkardılar. Piyanoya tabii bacakları falan, kolları de yetişmedi. Altına kitaplar, yastıklar falan konuldu. Ve İdil ilk defa olarak orada konser verdi. Ve aynı şekilde gene o binada babasını tanıdığımız Sunakan, aralarında 5-6 yaş fark vardı. Her ikisi için de babam bunları çok kabiliyetli görerek ama tabii kendi fikri olarak değil, herkesin bütün bu işten anlayanların hep takdirle bahsettikleri bu iki çocuk için harika çocuk yasası çıkarıldı. Ve bu çocuk yasası kabiliyetli olan bütün yani sporculara, ressamlara, müzisyenlere, onların hepsine için öyle bir kanun çıkarıldı. Babam satranca çok meraklıydı, çok severdi. Hani son zamanlarında artık bir şehirden buraya geldiği zaman yani yatmadan evvel girdiğimiz birinci odada oturup orada kendi kendine satranç oynardı. Yabancı dergileri vardı, Almanca, Fransızca. Orada kendi kendine yani her iki tarafa öyle satranç oyunlarını oynamayı severdi. Sonra tabii bunu haber alan şeyleri, dostları yahut da tanıdıklar babama böyle satranç takımları hediye etmeye başladılar. Mesela bir tanesi şuradaki daha ilginç. 1930'lu yıllarda Cumhurbaşkanı olan Atatürk, Başbakan olan babamı komşu ülkelerine yolluyor. O dönemde babamın Rusya'ya yaptığı bir seyahat var. O Rusya seyahat sırasında Stalin orada. O zaman şeyin başında olduğu için babamla teması oluyor. Ve babam buraya dönerken seyahatin sonunda ona şurada gördüğünüz bu satranç takımını hediye ediyor. Buradakiler o beyaz gördükleriniz zincirlenmiş şeyler, köylüler ve işçiler. Bu kırmızılar da onları kurtarmaya gelen Kızıl Ordu. Sonra Kızıl Ordu kendini de kurtaramadı ama o dönemde böyle bir sembolik böyle bir satranç takımında anı olarak bunu da saklıyoruz. Şu aşağıdakilerde küçük bir delikli olan bir satranç masası var, orada tablası var. Onu da arabada giderken yani satranç oynamak için taşlar düşmesin diye babam onlarla uzun seyahatlerini hep bu satranç takımıyla çıkardı. Bu şeker kabları da yani Cumhuriyet'in İlk kurulduğu yıllarda tabii burayı gezen büyükelçilerin en çok merak ettikleri şey bu. Niçin diyorlar bu kadar şeker fabrikalarıyla gürültü koparılıyor? Ne önemleri var şeker fabrikalarının? İşte anlatmaya çalışıyorum ki şeker fabrikaları çok önemli. Çünkü şeker fabrikaları o zaman sadece şeker üretmemiş. Yani çağdaş insan üretmiş. Yani oradaki çalışan insanların aileleri birçok şeyleri öğrenerek yani oraları bir kültür merkezi gibi faal olmuş, iş görmüşler. Şuradaki Alpullu Şeker Fabrikası kurulduğu zaman, öbürü de Uşak Fabrikası kurulduğu zaman ilk yani kesme şekerlerini
Cumhurbaşkanı'na ve Başbakanı'na bunlar için de takdim ediyorlar. 1923'te Cumhuriyet, 1924'te bu iki fabrika yapılmış oluyor, işlemeye başlıyor, şeker çıkarılıyor ve aynı zamanda dediğim bütün o etraflarına da bir kültür merkezi şeklinde orada çalışanları eğitiyorlar. Teşekkürler, sağ olun. Tamam arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Çıkışlarımızı bahçeden yapacağız. Buyurun. Evet. Allah'a kalmak. Bazı burasını biz, yani senede iki defa açtığımıza göre, burasını her zaman o günkü, yani vakfın o gün güncel konularından bir tanesini işliyor. Bu seferki de işte demokrasiye geçiş çabaları isminde bir sergi açtık. Yani bu ilk bir tek partiden çok partiye geçerken yaşanmış olan şeyler. 1945 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde, parti grubunda, mecliste muhalefet başlıyor. Muhalefete başlayanlar o zaman partinin içinde kalarak, muhalif olarak görünüyorlar. Halbuki sonra babam o zaman Cumhurbaşkanı olarak asıl ihtiyacın iktidar partisinin karşısında bir muhalefet partisinin olmasını şart gördüğü için tam bir nevi teşvik ederek o muhalif olan partinin içindekiler kendi aralarında toplanıp Celal Bayar başlarında olmak üzere dörtlü takvir veriyorlar ve Demokrat Parti kuruluyor. İşte buradaki resimlerde bunların hikayesini görüyorsunuz. Aynı zamanda ilk başlangıçtaki iki partinin arasında olan tartışmalar olduğu zaman babam o zaman şey olarak tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak nasıl arayı bulmaya çalışıyor ve benim de yaşadığım iki olay var. Daha çok onların resimlerini burada gösteriyoruz. Bir 12 Temmuz beyannamesi diye bilinen bir beyannamesi var babamın. Orada babam Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelenlerini insanlarıyla konuşarak onların fikrini alıyor. Hatta Demokrat ve CHP'li iş adamlarından Lehbi Koç'u, Demokrat Partili Üzeyir Avunduk isminde bir iş adamını onlara danışıyor. Bu söylediği, ilan edeceği bu tebliği onların da onayından geçirdikten sonra böyle bir 12 Temmuz beyannamesi diye bir tayinlenme okunuyor radyoda. Sonra da anlaşılıyor, yani basılıyor. Onu canlandırmak için babam 1947 ve 1948 yıllarında böyle bir Türkiye gezintisi yapıyor, seyahati yapıyor. Uzun süren bir seyahat tertip ediliyor. O zamanki beyaz trenle yapılan bir seyahat. Yanına Demokrat Parti'den Nuri Özsan isminde bir çok değerli bir milletvekilini alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Nihat Erim'i. Ve aynı zamanda annemle ben de yanındayız. İsmini sana diyeyim. 1916'da Ali Parabelli. Çift emniyet. Çift emniyet Osman. Şimdi silahları sergilediğimiz masa aslında o masanın altında bilardo masası var. Atatürk'ün eğer gittinizse onun da bağ evine bilardo masasının aynısı orada da var. Bu sergimizde böyle bir çalışmamız var. Burada gördüğünüz burası Lozan'la, Lozan Antlaşması ismi altında. Lozan'la ilgili elimizde ne varsa, bütün belgeleri, bütün resimleri, karikatürleri, ne bileyim menüleri, yani o gün Lozan'da yaşananları, Lozan hakkında yapılan bütün tartışmaları, toplantıları, onların hepsinin elimizde olan belgelerini burada saklı tutuyoruz. Mesela şurada bakın, burada Mussolini'nin resmi bu. Mussolini'nin karşısındaki de oraya İtalya'dan giden İtalyan delegasyonunun başkanı. O zaman Mussolini İtalya'nın yeni başbakanı seçilmiş ve ilk gittiği toplantı, yabancı toplantı da bu. Ama görüyorsunuz ne kadar kendinden emin kocaman Mussolini. Onun yanında iki büklüm, asıl delegasyon şefi bu. Böyle bir resim.
Burası Atatürk'ün arzusuyla yapılmış olan yemek odası. Ve yapıldığı zaman da bir nevi hani babamın zevkini paylaştığı için ona bir teşekkür etmek için bu gördüğünüz eşyaları da Atatürk kendi cebinden İstanbul'da Psalti isminde bir firmaya yaptırarak bu eşyaları ısmarlamış. Hem kendi evine, kendi bağ evine hem de babamın evine bu eşyalar Atatürk'ün hediyesi. Yani gördüğünüz bu vitrinler, bu şeyler, bu büfe vitrinler, bu iskemleler, bu masa bunların hepsi Atatürk'ün hediyesi olarak bize gelmiş. Yani bizde bunların kaç para olduklarına dair bir fikrimiz yok. Fakat sadece bize teslim edildiği günün, o günün de vesikaları var. Yani belgeleri var. Sonra Atatürk kendisi de arkadaşlarıyla beraber haftada bir iki defa buraya gelip hangi konular o zaman, hangi konular daha acilse onları tartışmak, onlara hakkında karar verilmek üzere buraya arkadaşlarıyla bu konuyu iyi bilenlerle beraber gelip burada hem yemek yediler, yemişler hem de o konuları tartışmışlar ve kararlaştırmışlar, çare bulmuşlar. Ben de Ülkü sayesinde, işte Ülkü benden bir iki yaş küçüktü. Bazen Atatürk onu da alıp buraya gelirdi. Geldiği zaman ilk öğle Ülkü'yü yukarı çıkar, onunla beraber bebek oynardık. Sonra yemek saati gelince Ülkü'yü Özden diye bizi aşağıya çağırırlar. Biz de aşağı gelip Atatürk'ün elini öperdim. Atatürk buraya otururdu. Atatürk bize masanın ucunu gösterir. Biz de Ülkü'yle beraber oraya oturup hem Atatürk'le beraber yemek yer, hem onun yaptıklarını, konuştuklarını tanıklık etmiş olurduk. Abi çocuk gözüyle Atatürk bir kere değişik zamanlarda karşınızda gördüğünüz zaman onun yani bize çok haşmetli, çok bir kere bize çok güç veren, çok cesur bir insan, tam bir yani vatan kurtaran aslan görünümde onu görürdük. Ama bu masada da dostlarıyla nasıl paylaştığını, onlara nasıl muamele ettiğini, herkese karşı hep saygılı davrandığını, yani herkesi sevmeye mecbur değildiniz. Ama herkese saymak icap ettiğimizi biz o masada gördük. Bana mesela bir seferinde büyüyünce ne olmak istediğimi sormuştu. Öğretmen olmak istediğimi söyledim. Çok hoşuna gitti. Biz ne yaptıksa hep öğretmenlerimiz sayesinde yaptık. Ama daha yapılacak çok işimiz var. Onun için iyi öğretmenlere ve iyi öğrencilere ihtiyacımız var dedi. Sonra Ülkü'ye döndü. Ülkü ben balerin olmak istiyorum dedi. Hatta o ne şeymiş o dedi Atatürk. Ülkü de orada masanın ucunda iskemlerin bir tanesinin üstüne çıktı. Ve orada şöyle bir döndü. Herkes onu alkışladı. Öyle anılarımız da var. Her akşam yani benim bulunduğum her akşam muhakkak ki Atatürk bir konu üzerinde çalışırdı. Yani akademik yemekler diyorum ben onlara. Çünkü Atatürk oraya geldiği zaman işte çok Elköveler anneme haber veriyor. Ben diyor 10 kişiyle, 15 kişiyle geleceğim. O masa 30 kişilik bir masa. Annem de buyursunlar diyor. Annem her zaman hazırlıklı olmaya çalışıyor. Eğer 40 yılda bir aksilik annem eğer yoksa Atatürk kendi sandviçlerini getiriyor. Ama gene de hep bu evde, o masanın etrafında bazı akşamlar, bazı konuları bu evde, bu masanın etrafında konuşmak istiyor. Ondan sonra konuyu açıyor. Eğer bir fabrika mı kurulacak, bir hastane mi açılacak, ne bileyim demir yolu mu kurulacak, memleketin o sırada problemi neyse o konuyu açıyor ve o konu hakkında etrafındakilerin fikrini alıyor. Bize hep çocuklar merak etmeniz lazım derdi. Siz merak etmezseniz biz size hiçbir şey öğretemeyiz. Siz merak edip soru sorarsanız, siz öğrenmek isterseniz biz size bir şey öğretebiliriz. Yani Atatürk'le ben çocukken, bana konuşurken Özden gözümün içine bak derdi. Gözümün içine bak. Sen kendine güvendiğini hissettir karşındakine. Tabii bunlar hep babamın, Atatürk'ün de öyle ama babamın çocukluğunda, gençliğinde o devirde, o zaman eğitim tarzı öyleymiş. İşte hep büyükler
küçüklere sen aklın ermez, çocuklar büyüklerin önünde konuşulmaz, hiç sofrada hiç çocuklar ağız açmaz. Onun için babam derdi ki mesela ben komutan olduğum zaman bile babamdan çekinirdim. Onun için istedim ki ben çocuklarımla arkadaş olayım. Arkadaş olamadı çünkü her zaman bizim saygımız ona ağır bastı. Ama her zaman kendi hayatımızda önemli gördüğümüz konularda kendi istediklerimizi babama karşı onun savunmasını yapabildik. Hep Erdal abimiz çok sonraları, yani hayatının son günlerinde öyle bir sever baş başa kaldığımız zaman öyle demişti, Özden dedi, babam bizi nasıl böyle yetiştirdi? Yani hakikaten fevkalade. Gülsün işte bir yaşında filandı demek ki. O zaman o gene Nihat Erim'in evinde bahçeli evlerde oturuyoruz. Metin o dönemde artık tutuklu değil, serbest dolaşıyor. Yani ilk mahkumiyetinden sonra zamanda rastlayan bir dönem o. Babamla bir seyahatten döndüler. İşte babama o seyahatte bir takım aksilikler yapılmış muhalefet yıllarındaki yaşanan şeylerden. Ve o tam o arada işte Gülsün de bebek, işte babasıyla oynuyor mu oynuyor babasına. İşte illaki babası bunu mesela işte götürsün, dışarıya götürsün falan. Yani babasına böyle düşkünlüğü var. O arada telefon çaldı ve Metin'in ikinci mahkumiyetinin haberi verildi. O zaman babam dedi ki, kızım dedi biz gençliğimiz hep sizleri böyle uygar, çağdaş bir Türkiye'de yaşatmak için gözümüze her şeyi aldık. Ama demek ki yetmemiş, sizin daha mücadelenize devam etmeniz lazım dedi. Devam ediyoruz.